Herkese merhaba, ben Şenol. Electrician Simulator'un ilk bölümüne hoş geldiniz. Oğlum bugün işte var ya, bilmiyorum kaç yıl sonra kanalda her şeyin simülasyonu olacak. Neredeyse her şeyin tabii, yayınlanabilecek her şeyin. Ayın 21'inde çıktı, çıkıyor, bilmiyorum ne zamana paylaşabilirsem artık bunu. İlginç, bilmeyen için benim baba mesleği avize, imalatı. Yıllarca orada çalıştım zaten, en son 2009'a kadar oradaydık. Ondan sonra kapattık mecbur memleket durumları. Elektrikçilerle çok teknik olarak anlaşamazdık yani, sırf elektrikçi olarak düşünün. Çünkü onlara avize de satardık. Biz ama biraz ufak çaplı çalıştıkları için onlar. Ama elektrikçi az çok elimden de gelir yani. Bakalım yeni oyun diyelim. Yeni oyuna başlamak ister misiniz? Onun sanki eskisi mi var? Evet. Eskisi yok ki. O boyalar ne alaka? Bu olarak silikon bile ne alaka? Yani demek ki bir şeyler var. İlginç. Bu şey elektrikçi dediğin de var ya, her işi de iteliyorlar ya elektrikçilere. Anten takalım mesela hemen. Bir tufa bas. Bas bakalım. Eve hoş geldin. Dükkandan bu. Bu demek oluyor ki evine hoş geldin. Tamam. Taşınmaya başlayabilirdin. Annenle seninle gurur duyuyoruz. Babanın mesleğini devam ettirmek istediğin için özellikle ben seninle daha fazla gurur duyuyorum. Artık önde heyecan verici bir elektrik teknisyeni. Elektrikçi değil kardeşim. Elektrik teknisyeni. Hayatı başlamak üzere, sadece bu işin nasıl işlediğini sana çabucak anlatayım. Anlat babacığım. Arabadaki nesneleri sat. Çok mantıklı. Satılmış nesneler, VR'ı bul. O neymiş lan? Yapılan işler... Dur böyle dur, neyse. Bu ilki herhalde, toplama. İşler ve görevler, sol üst köşede falan filan. Sistemin nasıl işlediğini test edebilir. Tamam abi. Baba, pardon. Yukarıdaki pusula, güzel. Tamam. Aha, sağda da para var, hadi buyur. Ben sola mı alırım kamerayı? Sağda saat var, para var, itibar seviyesi var abi. Aşağı hiçbir şekilde almıyorum. Son olarak param ve itibarın buyur. Bu cep açtın $200, evet. Dünyadaki en iyi baba benim değil mi? Yapacağın her iş sana ek para ve itibar sağlayacak. İleride tanınan ve saygı duyulan bir elektrik teknisyeni. Elektrikçi değil. Aynı ben Deniz baban gibi. Teşekkürler babacığım. Sağ olasın. Tabii gerçek hayatta babalar böyle öğretmiyor. Yani elektrik kablosu. Öyle bayak sopa taraftar diyeyim ama yani öyle çok da kibar olup da ekstra para vermeler falan filan, bunlar fake. Nasıl sattım oğlum? VR ne ya? Harika, araba boşaltı. Şimdi laptopuna git ve firmanın logo ve adını seç. Tamam babacım. Demek kabloları seviyorsun öyle mi? Eğer her gün kabloları hayal ediyorsan... Bu logo tasarımı tam sana göre. Sadece bu fişlere bak. Tak fişi bitir işi. Dükkanın adı. Nasıl? Şimşek gibi hızlısın. En sevdiğin renk sarı. Favori sesin ise elektrik vızıltısı. Yoksa sen tufan tanrısı mısın? Hayır, ben Flash. İnsanlara yardım etmek senin için değil mi? Bu logo elektronik eşyaları tamir etmenin senin görevin olduğunu anlamına geliyor. Müşterinin evi aşktır. Olabilir. Müşteri elektrikçi gibi fantaziler. Evet abi, ne diyorsunuz? Takmışı bitirişi mi? Flash mı? Elektrikçiyle fantazi mi? Takmışı bitirişi olsun ya. Bir sonraki adım. Tak. İşi. Bitir. İşi. Tamam. Merhaba, gelen kutusu. Bütün mesajların burada yer alır. Yeni müşteri ve iş bulmak istiyorsan gelen kutuna bak. En çok hoşuna gidenleri kabul et. İşe koyul, tamam. Mağaza. Elektrikle ilgili gerekli olabilecek bütün malzemeleri burada bulabilirsin. Aletler, kablolar. Bu arada Ultimate Games tarafından yapılmış en son. Castle Flipper'ını oynamıştık. Sağolsunlar, direkt mailden yolluyorlar artık yani. Allah razı olsun. Gelen kutusu falan filan. Aha var. Aha. Abla genç mi o? Değil, değil. Baya baya okulda profesör olmuş. 5 kedisi olan ablaya benziyor. Temel görevlerin ampul değişimi. Ciddi misin ya? Müşteriler gerçekten onu tek başlarına yapmaktan hoşlanmıyor. Birlikte yaparız. Ve aynı zamanda anahtarların tamiri olacak. Bugün seni bir görevlerini yapabilmekte yetkili kılacak olan sertifikayı elde edeceksin. Her seferinde işe başlamadan önce sigortaları kapatmayı unutma. Tamam. Az bir çarpalım, kendimize gidip öyle öğreniriz. Yapılacaklar. Zorunlu nesneleri al. Ana sigortayı kapat. Ampul değiştir. Teklif falan filan diye gidiyor.
Kabul. Tebrikler. Bu senin sanal alemde gerçekleşecek ilk görevin. Oy, VR'la buradan yapacağız. Birkaç kolay görev yap, bardan senin ilk olarak birkaç tane daha iş yapmana imkan verecek sertifikaya sahip ol. Tamam. Çıkıyorum herhalde. Okey. VR'ı takıp o dünyaya atlıyoruz herhalde. İnventörüm nerede benim? Tablo dedektörü. Öğreticiler. Burada değil. Ha, VR burada. VR eğitimine başlamak istemez. Yes. Çıp 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 çıp. Sanal alemde elektrikçi miyim lan ben? Çok ilginç. Allah Allah. Tamamdır. Zorunlu nesneleri al. İki dene. Herhalde tornavida. Tek dedi lan. Ampul. Tamam. Ana sigortayı kapat. Ha, şu lan. Da ne biçim sigorta. Allah canını almaya. Kaçak akım ve devre kesici. Ana sigorta olarak ne geçiyor? Bunları mı kapatacağız hepsini? Ha, bu. Sadece bu. Devre kes. Tamam. Ampulleri değiştir. Gelişmiş görünüm desek. Al tuşla. Tamamdır. Tık abi. Şöyle tık diyoruz. Gelişmiş görünüm diyoruz. Sağ tuşta vuzut. Vuzut. Tamam da bir tane ampul almadım ha ben oradan. Oh. Kırmızı mı? Hanımefendi. Fenasınız ha. Ampul değiştir. Ha, değiştirdim o kadar. Tekli anahtarları onar. Hı? Geçmiş görünüm. İlk en ciddi görevin ışık anahtarlarının onarımı olacak. Unutma, elektrikli cihazlar üzerinde çalışma yaparken ilk önce sigortayı kapat. Kapattık ya baba. Anahtarı sökmek için anahtarın farklı yerlerde. Tuşuna tıkla, kamerayı çevir. Tamam. Kurcalarız. Oh. Dur, dokunur şey yaparız ya. Şöyle bir girelim bakalım. Şunu alamaz mıyız buradan? Bir dakika. Böyle basıyorsun. Başka yere tıklayamıyorsun. Tornavida. Ulan öndeki kapak işte benim dikkatimi dağıttı ya. Tamam. Gıcır yaptı yalan. Artı eksi ne bu? D1 elektrik. Bir saniye. Vida. Tamam, torna gideceğim güzel kardeşim. Aha. Ulan dur, neyi söktün? Manyak. Şunları tak. Elektrik veriyoruz. Ampule gidiyor işte. Bu kadar da. Tamam mıyız? Tekli anahtar onar. Tamam. Çiftli anahtar onar. Oğlum. Dolaptaki bütün kabloların doğru şekilde takılı olduğunu kontrol et. Etkileşim. Ha, bası tutacağız. Salak. Ya. Pardon. Tamam paşam, tamam dur. Yani anahtar mı görmedik? Allah'ını seversen dur ya. Yani bunları herhalde herkes biliyordur. Ne bileyim, bunları bilmiyor. Marifet değil gibi geliyor bana ama. Diğer taraftan babam küçükken hep uğraştırdığından. Bu ne oğlum? O niye oraya takılı? Belki de herkes bilmiyordur. Olabilir.
Dört tane ampul çıkışı var. Hangisine verdiğimin bir önemi var mı? Var aslında ya. Nasıl yok? Tamam. Öbürünü diğer tarafa vereyim. Bilmiyorum. Kabul etmesi lazım da. Kabul etmeyebilir. Tamam canım. Buyur. Elektriği de buraya vereceğiz işte. Dıdın. Hoppa. Yapıştır, yapıştır. Bu da tamam. Boing, boing. Bütün lambaları aç. Çıt, çıt. Bütün lambaları ilk başta sigortaya açacağımış. Bir tanesi buradan açılıyor. Tamam. Oo, tisko tisko çıktı. VR'dan ayrıl. Nasıl? Harbiden bilmiyorum nasıl. Kapat. Kablo döşeme sistemi. El feneri, cetvel. Onu bir de tuşunu söylesem var ya ne kadar mutlu olacağım ha. Allah. Ne kadar mutlu. Buradan böyle kapı... Yürüye dönmek. VR ulan bu. Kapıya tıkladığın zaman VR'dan mı çıkıyorsun? Matrix mi oğlum bu? Belki de. Temel görevlerin. Ampul değişimi falan filan. Teşekkürler. Tak fişi bitir işi. Tam işlemedi ya. İsi. İsimi değiştirebiliyoruz mu? Taktisi bitir isi yazaydım bari. Teşekkürler canım. Firma adı değiştiriliyor mu? Firma adı. Posta elektrik mağazası başka bir şey yok zaten. Dara lan. Bu neymiş? Lambayı kontrol et, ampulü kontrol et, anahtarı kontrol et. Oo, koca ev lan o. Batarya çalışıyor mu? Bakalım batarya çalışıyor mu? Emin değilim nasıl. Tamam. Bu ne oğlum? Bunlar ne? Evim güzelim. Teşekkürler. Bir kurcalayalım yani. Dakika başı. Şeyler çıkartıyorsun da. Adam bayağı ev burası. Ne olacaktı değil mi? İş tezgahı. Ha, burada ekstra işler de yapıyorsun. İşte büyük an geldi çattı. Bu çalışma tezgahındaki ilk işin oyunun önceki bölümlerinde biraz farklı. Burada sadece tek bir cihaza odaklanabilir. İlk olarak onu sökebilirsin. Tamam. Oy test falan ediyor. Tamam abi bir dakika dur ya. Bir kurcalayalım. Gücüne gerek yok. Var mı? Hop. Ya he abi dur. Paralar da gidiyor ha. Mecbur yapacağız bir şey yok. Onu da çıkartıyoruz. Batarya burada. Evet, bataryayı çıkarttım. Her şeyi sökecek miyim ben ya? Sök diyor abi. %100 söküyoruz. Tamam. Güzel. Sökme. %100 tamamlandı. Tamam da bataryayı soruyordu sadece bana. Üzerinde duruyorsun zaten. Bilinmeyen. İncel abi. Galiba bununla. Buna hiçbir şey yapamıyoruz mu? Belki de bundan değildir. Kaç param var benim ya? Kontroller, batarya bozuk lan batarya. Allah'ın cezası. Değiştir. Geri kalan her şey iyi. Değiştirme cinsimi. Çevir modu değiştir. Tamam. Boing boing boing. Boşuna söktük gerisini. O aleti de boşuna aldık. En de sonunda lazım olur herhalde ya.
Boing, boing. 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 Şunu. Şunu. Aha. Aha. Jip. Ya al tornavida canım güzel kardeşim. Tamam mıyız? Çevir falan filan küçült büyült. Tamam, mission complete. Değil mi? Mission complete değil mi? Hocam. Oğlum ettik, yaptık. Allah koru ya Rabbi. Yaptık ya abi. Ne yapmamı istiyorsun benden şu anda? Test cihazı. Test ediyoruz. Tamam, test ettik. Nesneyi gönder. Sağ üstte yazıyormuş. Siz de görmüyorsunuz tabii. Ben de görmüyorum. Merhaba. Dedemin evinde bu eski Atari'yi buldum. Oynamak istedim ama maalesef gamepad'i çalışmıyordu. Gönder abi, gönder. Çünkülüler. He, ufak tefek şeyler de böyle gönderiyorlar. Ekranda bir şey gözükmüyor. Ekran bir iki algılamıyor. Bataryalar çalışmıyor. Neymiş o ya? Gönder abi. Gönder gönder. Abi elektrik elektronik ya bizim işimiz. Tabii ki de. Boink. Boink. Ekrandan bahsediyor. Sorun ekrandaymış herhalde. Bakacağız ablacığım. Merak etme sen. Sökme olayı benim hoşuma gittiği için ben muhtemelen genel olarak her boku sökerim. Hele ki burada bu kadar az parça varken hiçbir şey değil. Ye. Baya baya az parça var. Bilmem kaç parçalı arabaları söküp duruyordum abi. Alayını söküyordum. Sırf keyif için. Tamam mıyız? Tamam mıyız? Bilinmeyen. İncele. Bozuk. Birinci pil. İncele. Bozuk ikinci pil. Değiştir abi. Evet. Değiştir. Evet. 2 döler. İncele. Şu olabilir mi? Vallahi olabilirmiş. Sensör iyi. İşe yaradı lan alet. İyi tamam. Sıkıntı yok. İncele. Aa bozuk. Aa bir dakika. Hoparlörün tek parçasını şişettirebiliyoruz mu? Bu iyi, bu iyi, bu iyi. Her iyi, sadece bu bozuk ya. Bunu neyle söküyoruz? Şu ikidekiyle. Ver abi. Ne haleyim? Olur. Tamam, onu değiştireceğiz. Eyvallah. Tamam da sadece onu nasıl satın alacağım bilmiyorum ki. İncele. Aa bu gidik. Oo. Oo, paşam bu ölmüş ya. Üzerine soğuk su. Oğlum neleri bozuk? Sadece onları çıkartayım diyeceğim de. Dur bakayım. Bu bozuk. Bu bayağı ince iş ha. Sağlam, bu sağlam. Bu bozuk. Sağlam, sağlam, sağlam. Bir şey de bozuktu sanki. İki şey mi bozuktu sadece? Öyle gözüküyor. Aynen. Şimdi bir dakika. Bozuk olanlar şunla şu. Değiştir dediğim zaman neyi değiştiriyor? Tamamını değiştiriyor. Ben tamamını değiştirmek istemiyorum. İncele. Nasıl hallederiz onu? Tamam. 12 dolar ona verdik. Normalde kaç istiyordu? Bilmiyorum. Neyse bunu durmayayım.
Şunu da mesela bak, değiştir diyorum, 45 dolar istiyor, tamam mı? İncele. 20 buna veriyoruz. Üç de buna veriyoruz. Tamam, karlı, karlı. Her türlü karlı. Parça parça yapmak her türlü karlı. Tamam mıyız? Modu değiştir. Hadi bakayım. Yapıştır. Tak abi, fark etmez. Bu ne bu arada bu? Model Chess Bros. Power. Wear of Caution. Emin değilim ne, biliyor musunuz? Ey, oraları takmamışım. Tamamdır. Tamam, vidaladım hepsini. Heh. Buyurun. Pilleri aldık mecburen zaten, pilde. Pilde tamir edemem yani, o kadar da değil. O kadar da uzun boylu değil kardeşim. Tamam mıyız? İyi, tamamız. Ha, bir dakika, gönder demiyor muyduk? Burada gönder çıkmadı şu anda abi. Nesneyi gönder. Yeni bir elektrikçi olduğum gibi. Sensör. Oksi sensör. Ha, tamam. Yangın alarmı diyelim. Endişeleniyorum çünkü, ha yok, yangın değil, gaz alarmı. Tamam. Benim eşekliğim, pardon. 80 dolar param kaldı ama itibar 3'üm. İlginç oyun değil mi ya? Böyle oyunlar. Neyse, ilginç şekilde sarıyor beni. Bir tane daha yapalım lan, hadi. Gamepad. Hoş, evlere gidip de yapmak lazım da. Aha. Gol bulduk. bu durumda gerçekten bozuk var. Yani illa kol bozuk diyen yalancı muamelesi yapmayalım. Kol bozuk olabilir. Çok mantıklı yalnız oyun konsolları sokmaları. Tebrik ediyorum. Akıllı çalışmışlar. Şimdi gitsek. Cüp. Ha, burada vidalı yer var lan. Başka vidalı yer var mı? Buradan bir şey sökemiyoruz. Herhangi bir vida da yok. Ha, şu levhayı çıkartıyorsun. Hop, bunu çıkartıyorsun. Bunu çıkartıyorsun. Kabloları lehimli mi? Deme ya. Cüp cüp. Her şeyi söktüm abi. Şimdi neyimiz varmış? İncele. Bu bozuk. Buna herhangi bir şey yapamayız. Bunu değiştir. Tamam, tepeye atıyorsun bizi de. Bizi niye tepeye atıyorsun kardeşim? İncele. Bu sağlam. Oğlum, bir tanesi bozuk. İncele. Bu da bozuk. İncele. Bu da bozuk. Lan çocuğun harbi kolu bozuk ya. Kol bozuk ya. Olur öyle. 3 dolar, 3 dolar. Bayağı da ucuzmuş lan. İncele. Evet. Kol bozuk. Oy. Başka da... Yani şunlar da inceleniyor. Başka da bir şey. Şimdi bir bozuk, iki bozuk abi. Heh, şunlar. Ay, o da o taraftan. Buyur abicim. Dört dolar. Bir şey değil ya. Lehim eksik yapmayan da. Böyle içten. Hadi lan o.
Ben şunu çıkartıyorum. Daha çıkartmamışım ki. Sivri zeka. Önce bir çıkart. Ben de çıkarttım diye şey yapıyorum. Arkasına çöktüm de şeyi çıkartmadım. Bir dakika ya. Bu ne? Ha bitti mi lan o? Oo, lane bitiyor daha yeni dikkat ettiğim. Tamam abi her yerini test ettim bu sağlam değil mi şu anda? Evet. Orada hala bilinmeyen yazıyordu da. Neyse bilinmeyen incele. Bu. Oğlum nesi bilinmiyor? Bilinmeyeni ne? Bunları lane mi yapacağız? Yok. Bilinmeyeni çözemedim. Burada bir şey yok. Değil mi? 1, 2. Öbür tarafta zaten. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Niye bilinmesin ki abi? İncele diyorum da. Ay ay. Anlayamadım bunu. İçinde falan bir şey var. Taksak ne olur? Modu değiştir abi. Hayırlısı bakalım. Ben takıyorum arkadaş buna. Bence iyidir iyidir. Bir test ederiz 10 numara 5 yıldız çıkar. Görürsünüz. Ben bu işi biliyorum ya. Bana güvenin. Al yeni kollar. Artık ağlayamazsın kol bozuk diye. Belki takınca orada bir lane gerekiyordu ya. Neredeydi o lane? Burada bir yerde bir lane odayı var. Şu muydu? Şuydu galiba. Yakınlaştıramıyorum daha fazla. Tamamdır. Burası tamam. Şunları tak. Bunu takıyoruz. Bunu takıyoruz. Vida'ya geçelim. Hadi bismillah. Abi bir dakika. Allah ne verdiyse vidala. Galiba eksik hiçbir türlü yapamıyorsun. Yani üstüne vidaları koymadan bir halt edemiyorsun. Hocam şöyle bir çevir de. Kafa karıştırma. 1, 2, 3, 4 vida burada var. 2 tane burada var. Tamam ne kaldı ki oğlum burada? Arka plaka kaldı. Bunların hepsini taktık. Takmamış onu. Allah'ın cezası niye takmıyorsun onu? Hadi bakayım testini yapacağız şimdi. Aduket. İyi tamam nesneyi gönder. Budur ya. Hey duydum ki Gamepad'de haşır neşir olmayı seviyormuşsun. Kardeşim onun eski püskü aletini de onardığını söyledi. Benim de onarabilecek bir adet Gamepad'im var. Zamanında çok sinirlenmiştim. Aslında bu işler yapılır ha. Şimdi bir kontrolör kaç para abi? 1000 küsür lira. Yani gitti kullanamıyorsun. Parçaları uygun fiyata bulamıyorsun işte. Tek sıkıntı o. Kardeşim ben arabaya biniyorum. Demiyorsun değil mi? Evde hapis kaldım. Çıkamıyorum. Kurtar. Bir dakika lan harbi çıkış mıkış yok mu bu işin ya? Camdan mamadan kaysak falan. Kapıyı açın. Niye? Kapalı oğlum bu kapı. Biri beni kilitledi içeri. Güzel mahalle. Sessiz, sedasız. Herkes kendi işinde, gücünde. Valla. Amerika'nın köyü. Fakirler sözde. Amerika'nın fakirleri burada yaşıyor ama. Bence zenginlerden daha mutlu mesut yaşıyorlar. Bana öyle geliyor yani. Hele kuzey taraflarında Kanada sınırının olduğu bölgelerde. Seattle'da falan komşumuz yaşıyordu. O bahsediyor. Kapılar açık yatıyorlarmış abi. Kitlemeden. Öyle yerler de var. Böyle bir uzaktan görünce hep kötü görüyorsun da. Oo zıplayabiliyorum. Durabiliyor muyum? Hayır. Neyse efendim. Elektrikçi Şenol'dan bugünlük bu kadar. Bir iki bölüm daha şey ettiririz ya bunu. Biraz kasarız.
Bugün de bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben size lütfen beğenmeyi basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.